Savunma Sanayi Müsteşarlığı 4 yıllık stratejik eylem planını hazırladı. Sevgili seyirciler, 2016'ya kadar milli projeler tamamlanacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki yerini alacak. İşte milli tank Altay'dan Atak helikopterine, Herkuş'tan insansız hava aracı Anka'nın durumuna kadar tüm detaylar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni geleceğin muharebe ortamına hazırlayacak milli projeler her geçen gün artıyor. Savunma ve güvenlik teknolojilerinde Türkiye'ye sıçrama yaptıracak projeler hızla tamamlanarak hem ihraç ediliyor hem de TSK'nın envanterine giriyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın 4 yıllık stratejik planı hazır. En dikkat çeken çalışmaların başında milli tank projesi Altay geliyor. Hedeflere göre 2015 yılında Altay'ın ilk prototipi üretilecek. 2017 yılından sonra ise seri üretim planlanıyor. Türkiye'nin MİLGEM-S seri üretim projesi kapsamındaki ilk muharip gemisi de 2016 sonuna kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak. Özgün denizaltı geliştirilmesine ilişkin fizibilite çalışmalarının da 2015 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Atak helikopteri 2013 yılı sonuna kadar, yerli genel maksat helikopterleri de 2016 yılı sonuna kadar TSK'nın kullanımında olacak. 5 yıl içinde özgün hafif genel maksat helikopteri tasarımı da tamamlanacak. Türk mühendislerinin yaklaşık 5 yılı üzerinde çalışarak geliştirdiği milli piyade tüfeğinin seri üretimine ise Temmuz ayında başlanması planlanıyor. 2014 yılı sonuna kadar jet eğitim uçağı ve muharip uçak konsept tasarımı tamamlanmış olacak. TUSAŞ tarafından tasarlanan eğitim uçağı Hürkuş'un 2015 yılı sonuna kadar envantere alınması bekleniyor. Çalışmalarında son aşamaya gelinen insansız hava aracı Anka ise 2014'ten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde operasyonel olarak kullanılacak. Stratejik plana göre radar gözlem uydusu geliştirilecek ve 2016 yılı sonuna kadar fırlatmaya hazır hale getirilecek. Yüksek güç ihtiyacı olan kara platformları için Milli Güç Grubu dizel motor geliştirilecek ve 2016 yılı sonunda kritik tasarım aşaması tamamlanacak. Türkiye, kendi jet motorunun prototipini ise 2016 yılı sonuna kadar üretmeyi planlıyor.